Bağırmak kesinlikle şart olan bir şey değil. Değil. Dörtte bir İsveçli olmanın da bence bu dinginlikle bir alakası olur. Ben de dörtte bir Urfalıyım mesela. Urfa'da bağırırlar mı yoksa yani dingin mi? Yani bizim bildiğimiz Urfalı sanatçılar biraz bağırıyor. Şu Urfa mıydı? Karadeniz. Yarının Dünyası Paribu sunar. Evet, Dilara'cığım hoş geldin. Emre'cim hoş geldin. Biz seninle ilk defa bu kadar ciddi bir şey yapıyoruz. Umarım ciddi olur. Aynen, bence olmasın. Hayat yeteri kadar ciddi çünkü Emir. Aynen öyle. Peki biz böyle sürekli birbirimize mi bakacağız? Galiba. Arada kameraya da bakabiliriz bence. Seyircilerin gözünün bence içine bakmak adına. Şöyle... İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Başlayalım. Biz nasıl tanıştık ya? Biz nasıl tanıştığı bence senin anlatman evet. gerekiyor. Çünkü senin tarafından daha ilginç bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet, yani herkes gibi ben de sana hayrandım. Tabii müzikle yakından alakalı biri olduğum için ilk günden beri yaptığın şeylere takip ediyordum yakından. Ben de gençtim. Sen de gençmişsin. Zaten yaşıtmışız. Sonradan öğrendim ki. Büyük bir hayranlığım vardı açıkçası. Sonra ama ilk yüz yüze tanışmamızı bir festivalde aynı kuliste yer evet. alarak. Doğru. Açıkçası o festivalde seninle çaldığım için de mutlu olmuştum. Ya ben tanışırım de. Tanışırım ben burada O gün bir merhaba merhaba oldu. Sonra ama benim kız arkadaşım Yüksel'in akrabası çıktın sen. Evet. Doğru. Gayet... Hayat böyle. Bizi zaten evet. şey buluşturmuş. Buluşturmuş. Gibi. Ben de senin enişten olarak hayatına girdim. Aynen. Ve hayatımıza devam ediyoruz. Hayatımıza. Eniştem olarak ama bir sürü şey olarak da devam ediyoruz aslında. Evet. Yalnızca bir enişte olmakla kalmak gururuma dokunuyordu biraz. O yüzden son zamanda özellikle bu yıl bayağı bir şey yapmaya başladık seninle. Evet. Umarım daha da başında olduğumuz için. Bu videoyu izleyenler demek bunları yapacaklarmış. Aynen. Nereden derler. Nereye falan gibi. Aynen öyle. Bu arada yani bence samimi olmamızın en önemli şeyi benim hani tanıdıkça seni şaşırdığım diyeyim. Aslında sen de sanatında ve yaptığın bütün üretim süreçlerinde A'dan Z'ye her şeyi düşünen biriymişsin. Benim gibi. Senin bu prenses görünüşün altında oldukça esnaf kafası da olan biri varmış. Bence o yüzden bu kadar samimi olduk çok kısa zamanda diye düşünüyorum. Evet. Yani bence de hani anlaştığımız bir sürü nokta varmış hakikaten. Hani sadece böyle müzisyen gibi değil de hani hayata bakış olarak da felsefe olarak da birçok açıda buluşuyoruz aslında. Debelenme olarak da diyebiliriz sanki biraz değil mi? Evet, bence de. Ama işte o debelenmelerden dolayı da buluştuk evet. iş anlamında evet, da. Evet, kesinlikle. Ve hani ne kadar aslında, şimdi burada oturup zorluklardan tabii ki bahsetmeyelim. Çünkü her şey tabii ki zor ama hani bu sektörde böyle... çok yöntem var diyelim ve o yöntemler arasında olduğun gibi olabilmek bence çok zor. Bu arada tabii ki ben de seni dışarıdan tanıyan biri olarak hani bu mükemmel müziğin. Teşekkür ederim. O her detayını düşünülmüş işte sahneye çıkınca sahnedeki performansın, müzisyenliğin böyle birinden. Kendim gibi çakal birini beklemiyordum açıkçası. Yani işin mutfak tarafıyla ilgili diyorum bunu. Mutfak derken müziğin mutfağı. Çakal derken neyi kastediyoruz burada Emir'ciğim? Evet bunu da açıklayalım değil mi yani? Çakal demek eldeki imkanları daha iyi bir şeye çevirme çabası. Aynen. Ben böyle kullanıyorum en azından. Bence de. Hayır bunu çok negatif yorumlayanlar da evet. var ya. Doğru. Evet, hani böyle hınzır, evet. sinsi gibi. Aynen. Evet, ben de öyle değil çakal kelimesi. Evet. Ve senin de bu... İşte bu son özellikle samimi olduğumuz bir yılda gördüm ki A'dan Z'ye 360 düşünebilen, takım kurabilen, takım çalışması yapabilen bir aslında ne diyeyim yani müzik business
tarafı da varmış yani karşımda. Sadece müziğimi yaptım indim bile olmadığı için. Ama bunu bence yani hem evet çok düşünen pardon bir insanım. Hani olabildiğince her boyutunu. Ama bence bu kadar uzun yıllardır da bunu yapıyor olmamın getirdiği bir öğretiler silsilesi diyebilirim. Yani ben de başladığım zaman hani her zaman bir vizyonum vardı. Her zaman aşağı yukarı ne yapmak istediğimi o zamanlarda biliyordum. Ama mesela bunu nasıl yapacağımı, kimlerle yapacağımı hani o konuları aslında yolda öğrendim. Hani doğru takımı toplamak, birlikte çalışabilmek. Buna belki de temelde aslında hep inandığım için hani birlikten güç doğar. Bunu da bir sürü tabii tecrübeyle nasıl yapılabildiğini zamanla öğrendim. İşte senle de ortak en büyük belki de özelliklerimizden birisi diye düşünüyorum. Evet, yani ben biraz şöyle görüyorum. Evet, tek single'la popstar olan insanlar da var. Ama ne olursa olsun kalıcı bir başarının sırrı hani kendi hedefini doğru belirleyip o hedefle ilgili hayatındaki ilk önceliği ona koymak gibi. Yani aslında çok tökezliyoruz. Her tökezlemede güç bulup bir sonraki adım. Her tökezlemede kesinlikle güç bulup bir sonraki adım. Ki bu tökezlemeler de bize bir şeyler öğretiyor muhakkak. Kesinlikle. Yani ne bileyim hakikaten müziğe hayatına adamış biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadarki hayatının daha büyük bir bölümünde müzik yapıyordum. Aslında hep müzikle ilgilendim. Yani çocukluğumdan beri. Muhakkak. Bir tek yaptığım şey müzik. ve bunun için tabii ki çok şanslıyım bir yandan. Bir yandan çok mutluyum. Ama bu da kolay kolay da olan bir şey değil aslında. Hani dışarıdan bakınca ya işte müzisyen olmak ay çok güzel, çok kolaydır falan ama işte bir sürü boyutu var. Evet. Hele ki böyle kendi inandığın, kendi yapmak istediğin müziği yapacaksan aslında bu gerçekten bir hayat biçimi olması gerekiyor. Hani çok klişe duyuluyor ama gerçekten öyle. Yani onu yaşamazsan, öyle yaşamazsan hiç bir yere varamıyorsun galiba. O yüzden de hem şanslıyım hem kendi çabamla da tabii ki buraya geldiğimi düşünüyorum. Onun dışında da hiçbir şey yapmadım dediğin gibi ama mesela sen o konuda daha multidisipliner bir insansın. Birazcık bence bundan bahset. Evet yani 2011'de aslında müzisyen olarak çıktığımda Tokat klibimle aslında daha ilk insanların karşısına çıktığım klip deki bile tabii ki İsmet Kurtuluş'tu yönetmeni çok büyük etkisi var. Ama o dünyayı yaratırken işte robotları bile kendimiz evde yapmıştık, senaryoyu yazdık vesaire vesaire derken aslında ilk insanların karşısına çıktığım iş bile multidisiplinermiş. Sonradan evet, anladım. Aynen. Sonra yaparken klibi düşünmüyorsun evet, değil evet, mi? Evet. Onu hani böyleyim ya da işte bunu da yapabiliyorum değil de sadece onu yapmak istediğin için yapıyorsun evet, yani. Olsun yani şey gibi bu sahneye çıkmak için gerekirse ne bileyim 3 gün hiç uyumadan çalışman gerekiyorsa ah be 3 gün de hiç uyumadan çalışmadım demiyorsun. Aynen. Oh sahnedeyim sonunda diyorsun kesinlikle gibi bir altında tutku var. Sonra işte ikinci klipte zaten çakallıklar başladı. Kuzenim Rusya'daydı. Dedim ben Rusya'ya kuzenimi ziyarete gideceğim. Gitmişken bir de klip çekeyim. Yani gibi. Ve çok beğenildi bunlar. Çok işe yaradı. Televizyonlarda döndü. Benim ilk albümüm bandrolsüz bir albümdü. Ben insanlara bandrolüm varmış gibi yalan söyledim. Elimdeki parayı dedim ki ben yani bandrole vereceğimi, yani bir şirkete gidiyorsunuz veriyorsunuz, masrafı da siz karşılıyorsunuz. Karşılığında hiçbir şey olmuyor. Aynen. O dönemin parasıyla 2000 lira gibi bir param vardı. Tokat'ı 1000 liraya çekmiştim. Ben dedim buna klip çekeyim ve PR yapayım. Evde kendimiz robot şeklinde çantalar yaptık. Ayça Kubat o dönemki menajerimdi sağ olsun elinden her iş gelirdi. Bu o robot çantalarla bir basın kiti yaptık. Bütün basına yolladık. Şu an hala müzik basınının beni böyle seviyor olması, bizim Emir ya falan diyor olması bu sebepten. Bu kim ya diyorlar. Yani benim için çok çok aslında zor olmayan bir şey ki o zamanlar bu basın kiti olayı bilinen bir şey değil. İşte tabii markalar falan. Ben de influencer olduğum için. Bir de çok daha başka bir zamandı hakikaten. 10
küsür seneden evet, 12, bahsediyoruz 12 sene. Aslında. Bu arada albümün aslında bandrollü hali 2011'de çıktı. Hmm. Dijital platformlara girebilmek için. Aslında şarkılar 2010'da çıkmıştı. Hmm. Bayağı eski yani. 11 yıllık bir şey. Hani işte çakallık ve multidisiplinlerdik. İster istemez başlamış olduk. Evet. Ve 10 yılın sonunda zaten aslında şu anki yaptığım işte Çakal Lezzetlere kadar geçimimi ben Keçi isimli bir işte jingle şirketim vardı. Hı hı. Şimdi o Keçi Kolektif oldu. Aynen. Seninle de orada beraberiz. Evet. Jingle ve film müziklerinden kazanıyordum. E orada da tabii çok büyük bir bana şeyi oldu bunun tecrübesi. Tabii. Şimdi bir de YouTube girdi. Evet. Yönetmenlik var. Yani bana sorarsanız çok var ama olsun. Aynı hepsi aynı şey bence. Gerçekten hepsi aynı şey. Bence ama o sen bunu gerçekten seviyor olduğun için aynı. Yani şikayetçi bir insan olmadığın için. Birçok insan hani hemen her şeyden çok şikayet ediyor ya. Bravo Emir'cim, ne diyeyim yani, buna devam etmelisin gerçekten. Bu arada şu an bunu sana değil seyircilere söylüyorum. Biz de işte Dilara'yla bu yüzden bir artık dedik yani, bu kadar şeyler yapıyoruz bari birbirimize kol kanat gelelim. Güçlerimizi birleştirelim. Takım olalım dedik ve böyle gayet sadece üretim aşkıyla özellikle şu an Dilara için bir şeyler yapıyoruz. Çok heyecanlı. 24 çok Aralık'ta çok güzel oldu. Zorlu stüdyoda. Aynen. Bunu da duyurabiliyor olduğumuza çok seviniyorum. Evet. Göreceğiz neler pişirdiğimizi. Ama dümen her zaman sende bu arada. Ne manada? Yani bu sen durduğun an her şey durur. tabii ki. Ama neyse ki durmuyorum. Ben de devam ediyorum. Ama şeyi söylemek istiyorum gerçekten. Mesela işbirliği yapmak, bir ekip olmak gerçekten çok önemli. Yani hani böyle kimse bence her şeyi tek başına da yapamaz. Hani biz de şimdi burada konuşuyoruz. Sanki tek başımıza yapıyormuşuz gibi duyuluyor olsa da aslında hani tabii ki fikirler ve o dümen belki bizde oluyor ama bize inanan ve bizle beraber bizden öte aslında yaptığımız şeye inanan insanlarla bir arada olmak çok değerli ve o zaman daha anlamlı oluyor bence yapılan şey. Hani o onun önemini vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani takım çalışması ülkemizde zor bir şey. Evet. Müzikte daha da zor bence. Evet. Her zaman ben sahnelerimi minimal grup arkadaşı eleman denmez değil mi? Bilmiyorum, bayağıdır sahneye müzisyen. Çıkmadım hiç, unuttum. Müzisyen arkadaş. Grup arkadaşı. Grup arkadaşı. Evet, minimumda tutmaya çalıştım. Bunun sebebi açıkçası ben işin o kısmında zorlandım şimdiye kadar. Hani yani doğru müzisyenleri bulmak yetenek mı? Olarak değil de. Hani uzun süreli olarak hani takım çalışması konusunda biraz zorlandım yani şimdiye kadar. Türkiye'de biraz zor yani takım çalışması her alanda. Bence de yani öyle gibi geliyor bana da her alanda. Yani ya herkes bütün payı kendine çıkarmak istiyor ya işte kimse inisiyatif almak istemiyor ya işte birbirini suçluyor. Ama hani çalışmayıp sonra güzel bir şey olduğunda herkes bir pay almak istiyor falan. Hani bunlar çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ve bir yere de varmıyor yani. Evet. O yüzden hani herkes çalışsın, herkes işini yapsın, birbirine destek olsun. Hani bundan daha güzel bir şey olamaz. Ben ama hani benzer kafada insanların olduğuna inanıyorum. Bu tabii hani, ki olmaz atıyorum, olur bize mu? Benzemez ama kendi aralarında başka benzer gruplar da olabilir. Evet, business kovalıyordur atıyorum başka bir şey. Tabii ki. Hani ben son 3 yıldır gerçekten çalışma arkadaşlarımla falan hep hani mesela bir beklerken 3 alabildim. Hı-hı. Herkes onlardan hani hayal ettiğimin 10 katını falan sunabildi. Değil mi? Ve bu takım çalışması şeyini kendi tarafımdan bakınca yani Emir denen kişinin hangi yollarla bu iletişim dili vesaire çok şey etkiliyor. Çözebildiğime inanıyorum ve bu beni mutlu ediyor. Yani son dönemdeki işlerimin daha da büyük ve daha da başarılı olabilmesinin asıl şeyi takım çalışmasından geçiyor bence. Kesinlikle yani öyle. Yani burada dinleyenleri Türkiye'de takım çalışması yapılamıyor gibi bir sonuçla bırakmayalım diye. Tabii. Böyle bir... Yok öyle bir şey değil. Olunca ne kadar daha da güzel oluyor aslında. Onu ben demek istedim.
hani yeni başlayan insanlar için işte çok soranlar oluyor. Hani nasıl yapmalıyım? Çünkü Türkiye aslında her konuda olduğu gibi çok karmaşık. Özellikle maalesef sanat ve müzik dalında iyice küçük bir çevredeymiş gibi aslında her şey. Dolayısıyla onun içinden sıyrılabilmek ya da onun içinde var olabilmek ya da bununla geçim sağlayabilmek tabii ki çok büyük soru işaretleri oluşturuyor. Ve belki de birçok insanı aslında yapacakken döndürmüş oluyor. O noktada da hem konuştuğumuz gibi hani kimlerle çalıştığını iyi saptamak önemli. Ama bir o kadar da önemli olan şey bence bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Asıl soru belki de o. Yani asıl başlatan şey o. Dolayısıyla hani gerçekten müzik yapmak istiyorsan başla diyorum ben de genelde. Çünkü çok fazla böyle oluyor. Yani hiçbir zaman... Şu değil hani öyle görünse bile aslında arka tarafında hiç bilinmeyen bir sürü şeyler olabiliyor, denklemler olabiliyor. Dolayısıyla zorlu bir yol ama çok güzel bir yol bir yandan da. Evet, bir de kısa bir şey olarak yani büyüklerin, palazlanan kişilerin gelenlere yol vermesi, yol göstermesi gerektiğine inanıyorum. Daha güçlendiğim dönemde bununla ilgili çok emek sarf edeceğim. Evet. Şu an elimden gelen her şeyi yapıyorum her konuda. Yani atıyorum bu bir ya bir kurgu yaptım bir bakabilir misin diye soran bir kardeşim de olabiliyor. İşte bir şey yaptım prodüksiyon dinler misin falan. Yani şimdiye kadar hepsini zaten dinliyorum kendimce yorumluyorum ama. Bence bu çok çok bu çok güzel bir şey. Büyüklerin bize pek kol kanat gelmediğini düşünüyorum şimdiye kadar. Birçok kişi hepimizden haberdar. Hepimizin adımlarını 10 yıldır falan teker izliyorlar kadar çok da iddialı bir cümle kurabilirim. Ama o kişiler ortada hiçbir zaman olmadılar. Evet. Ben bunu yapmayacağım. Yapmamak gerektiğini de düşünüyorum. Bence her alanda bu desteği göstermesi lazım ki sektör büyüsün yani. Hem öyle hem de zaten insanlığın temelinde aslında... O yok mudur yani hani birbirine yardım etmek, birbirinin fikrini dinlemek. Bizim hani iş tarafında konuşacak olursam hani o hep şey gibi algılanabiliyor. Beraber bir proje ya da bir şey yapmadığın sürece sanki bir alakan olamazmış gibi. Ya da bir fikir alışverişi oluyorsa veya bir sohbet oluyorsa o mutlaka bir şeye dönüşmek zorunda algısı var. Halbuki ben... böyle olmamalı. Yani o zaman çok dar kalıyor her şey. Çok sığ kalıyor. Çok aynı kalıyor. Çok çok benziyor her şey birbirine. Dolayısıyla evet yani hani güçlendikçe gücünü paylaşmak bence çok çok değerli bir şey. Ki bizden gelen alt nesil aslında daha kolektif ilerleyebiliyor. Bence de öyle. Yani o açıdan güzel gelişmeler oluyor. Evet. Peki şimdi sana bir sorum var biraz daha eğlenceli. Evet. Sahne tozunu ilk nasıl yuttun? Yani bu ben buna zehir diyelim. Bazı insanlarda etkisini gösteren bir zehir bu. Bence sonuçta herkes ilkokulda sahneye çıkar. Bir tanesi o zehri alır ve devam eder ya. Yani ilk sahne tecrüben demiyorum aslında burada. Bu zehri nerede hissettin ilk? Bu iksiri nerede tattım? Evet. Diye ben bunu yorumlamak istiyorum. Ya Emir ben aslında çok spesifik olarak bir şey söyleyemiyorum galiba. Çünkü biraz doğal olarak babamın müzisyen, orkestra şefi olması, annemin sanatçı olması, babaannemle dedemin operacı olması, amcamın besteci olması, dayımın saksofoncu olması falan. Hani ailede çok fazla olduğu için aslında bir şekilde doğal olarak ben... Bir noktada onu içmişim diye düşünüyorum. Ama hani belki de en çok şeyde bunu tatmış olabilirim. Babamın bütün konserlerine giderdim 3 yaşından beri. Annem her zaman götürüyormuş ve böyle dinliyormuşum. Onun konserlerden önce provalara, işte kulislere, işte müzisyenlere bakarak... Boş sahneye çıkarak falan herhalde diyorum ki orada bende başladı o merak.
Ama bilinçaltı. Yani şey ama... hiçbir zaman olmadı. Ben de bir gün şarkıcı olacağım ya da işte... Ha, öyle gelişmedi o kadar. Tara elimi alıp olmadı. İşte ayna önünde şey... Öyle pek olmadı. Biraz doğal olarak ve yolda. Ama hani hiç alakasız işler yapan çok şey var. Yani bu ailede olman... Ne olursa olsun müzisyen olurdun gibi bir şey değil. Tabii ki değil. Kardeşim var mesela. Evet. Hiç yani tanışmadım alakasız. Ama evet, bambaşka işler yapıyor. Evet. Tabii. Hayır, ben sadece böyle şu gün ve şu anda şöyle bir şey olmuştu diyememin sebebi olarak söyledim. Mesela ben şeyi bile düşündüm. Bir işte evladım olduğunda hani... Ona acaba davul falan hiç almasam mı? Kendi mi istese gibi. Sen şimdi de bunları düşünüyorsan. Çünkü ben hani davul için yani ölüyordum. Ama evde bir davul olsa bizim davul işte ya, giderim çalarım çalabiliyorsan yani ne olacak işte davul falan mı olur? Hani biraz böyle olabilir. Ona şeyle bakması. Kendi istemesi. Yapıyorum yaptım davulum var artık falan. Yani davul bir örnek tabii ama. Ben de öyle düşünürdüm mesela senin yerinde olsam belki de ben hiç... Kardeşin gibi belki ben de başka bir işler kovalayabilirim. Ki bu arada o da çok yeteneklidir. Yani müthiş bir kulağı vardır. Davul çok iyi çalardı, piyano inanılmaz çalardı ama o karar verdi. Anladım. Dedi ki ben yapmayacağım müzik. Ben başka şeyler yapmak istiyorum deyip başka bir yola girdi. Yani öyle de olabiliyor tabii ki. Ama sende bir an var galiba. Bende var. Nedir? Ben şey bir insanım yani burada dövseniz de beni mesela suratıma da tükürseniz yani kötü bir günüydü falan derim yani hırs yapmam şey yapmam böyle bir şeyi keşke benim olsa falan yapmam. Hani kariyerimle ilgili hedeflerim vardır hedefim için çalışırım ama öyle hırslı bir insan değilim. Ben de. Biz otelciydi benim annem babam işte hatta o dönem böyle Türkiye'nin en büyük tatil köyüydü. Orada bu çocuk dansları falan olur ya bir günü çocuklara ayırırlar onları çalıştırırlar onlar dans eder falan. Abim çıktı 6 yaş büyük benden ben 3 yaşındayım o işte 9 yaşında. New York New York çalıyor böyle yapıyor sadece böyle yapıyor. Yani çok iyi hatırlıyor. Ben delirdim böyle ya nasıl falan diye abimle de aram çok iyidir hiç kıskanma falan yoktur. Ağlama krizleri falan orada olmak istiyorum sahnede olmak istiyorum diye. Çok iyi. Sonra birkaç hafta sonra ya da bir hafta sonra o kadarını hatırlamıyorum. Sen de çık diyorlar tabii abinle çık. Bu sefer de bir işte rock and roll parçasında bize öğretilen dansları yapacağız. Orada da işte şöyle falan yapılıyor. Böyle falan. Sonra bu kısmın fotoğrafları da var iyi ki. İşte ben böyle abimi kenara çekip bir şey demişim kulağına ve... Sonra da inanılmaz taklalar, şipagatlar, bir hırsla bir şov yapıyorum. Ama hani eminim o anki suratımdaki o... Bunun videosu büyü... var mı? Yok, ne yazık ki yok. O büyü ve o enerji gerçekten nasıl geçtiyse işte 2000 kişi falan, Alman hepsi deliriyor. Ya. Herkes ayakta alkışlıyor. İşte bir daha bir daha onun Almancası böyle Zugabe gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Sonra beni omuzlarına falan alıyorlar ve ben hayatımın ilk birisini hayatımın ilk sahnesinde yapıyorum. Bu da bir başarı. Sonra tabii ki. Bu sonra da annemler diyor ki tam Amerikan filmi gibi bu arada çocukluğumuzda izlediğimiz. Ne dedin ya abine ne dedin diyorlar. Hadi farklı bir şeyler yapalım. demiş. Bu kadar. Bu kadar. Ve içinden geldiği gibi. İçimden geldiği gibi. Ben aslında. Bunun dövmesini yaptırdım. Unutmamak için hem ama asıl çok iyi. Aslında burada yani bu fotoğrafın tam dövme haline getirilmiş hali. Bu abim, bu ben takla atıyorum bu esnada. Burada çok önemli bir şey de bu abimin aslında geri çekilip benim o sahneme gerekli şeyi hazırlamış olması, kıskanmaması. Evet. Şu anki hayatımda da. Aslında yani benim yaptığım her şeyin altında bir de gizli kahramanın var. Evet. Ne kadar bu, iyi yani bir bu dövmeyi aslında o yüzden yapmak istedim. Ve unutmamak için. Hadi farklı bir şeyler yapalım. Güzel bir slogan olabilir. Çok tatlı. Hikaye böyle.
Vallahi şahane. Benim böyle bir hikayem yok galiba. Ben böyle dansöz olmak istiyordum mesela. Öyle hikayelerim var. 90'lar başı, 80'ler sonu Doğan. Bütün kız çocukların olmak istediği. Onu ama gerçekten koreografiler falan yapıyordum. Evde değil mi? Her yerde. İşte senle mi konuşmuştuk? Böyle hani televizyonda böyle herkesin durup tam ortaya çıkıp şovunu sergileyen bir şey. Hı-hı. Bir de çok dansöz şovu oluyordu. Evet. Türk televizyonlarında. O yüzden bir de o kıyafet normal, herhalde evet. O da dikkat çekiyor falan. Evet, her yerde. Kendi kendime bir şey yap, farklı bir şeyler yapıyordum. Evet yani... Şimdi sana sormak istediğim bazı şeyler var Dilara'cığım. Evet. Hani üretiyorsun ya, sen bir tık daha kendi alanına, tek bir alana kanalizesin herhalde bana göre. Ama sonuçta üretim diyebiliriz seninkinde, benimkinde. Şey mi demek istiyorsun? Ben müzik yapıyorum. Evet. Sen hani yemek de var, yönetmenlik de var. Evet, ben bence sadece müzik. Bu süreci yani nasıl yönetiyorsun? Nasıl başarıyorsun? Valla başarıyor muyum, başarmıyor muyum onu bilmiyorum. Kendime hiçbir zaman işte hani öyle bir şeyim yok. Sadece yapıyorum. Ama yok hani ürettiğin şey kötü de olsa üretiyor hani bunu hayatına kanalize edip başarabilmek bence yani üretmiş olmak da başarı bence. Yani süreci nasıl yönetiyorsun? Ben bunu biraz merak ettim. Anladım. Ya pek böyle düşünerek yapmıyorum. Yani ilk şey hep İçten gelerek başlıyor bence. Sonra düşünceyi de katmaya başlıyorum. Sanırım yöntemim bu. Ve üretimi her yerde yapabiliyorum aslında. Yani böyle şeyim çok yoktur. Hani evde çalışma masamda oturmadan yapamam gibi bir şeyim değil de biraz böyle pardon gözlemleyerek... sahne tozu yutmuş olabilirsin. Herhalde. Kötü esprilerdi. Şimdi heyecanlandım birazcık böyle oturacağım. Ne diyordum? Ha yani böyle her alanda olabiliyor. Çünkü hem söz yazıyorum hem beste yapıyorum. Bazen mesela sözler aklıma gelebiliyor. Bu işte kimi zaman cümle olabiliyor, kimi zaman birkaç kelime olabiliyor. Mutlaka not alıyorum ya telefonuma ya işte defterim varsa deftere. Aynı şekilde melodi aklıma geliyorsa kaydediyorum ya da evdeysem hemen gidip kaydediyorum falan. Dolayısıyla üretimler böyle çıkıyor. Genelde de çıkıyor Emir ama işte ara ara böyle sanki bir daha hiçbir şey yapamayacağım falan gibi hisler geliyor. Öyle olduğu zaman da hani onu böyle biraz... kenara alıp bir dakika sen yine de bir sürü şey yaptın Dilara hani biraz durabilirsin deyip zaten o akışa bıraktığın zaman sıkışıklığı kaldırdığın zaman gerisi geliyor. Kendi kendime yaptığım kısmı genelde böyle oluyor. Ama ondan sonra büyük ve önemli bir kısmı var ki o da müzisyen arkadaşlarımla ya da bir prodüktörle çalıştığım kısmı aslında. Ben parçaları yapıyorum, besteliyorum. Genelde baştan sona bitirmiş oluyorum. Fikirlerim oluyor. Dolayısıyla hani aranjmanı da bazen yapmış oluyorum. Ya da kullanmak istediğim enstrümantasyon vesaire. Ama ondan sonraki adımda işte çalan müzisyen arkadaşlarımın çok büyük katkıları oluyor. İşte mesela son albümümde Sudaki Çığlık'ta Levni ile beraber çalıştım. Bütün albümün prodüktörlüğünü yaptı. Diğer önemli kısmı da o yani yine aslında tek başıma üretmemiş oluyorum gibi bir şey. Ama işte o dümen sende dediğim aslında bu sonuçta çalışacağım prodüktörü bile yani o ne yapmak istediğini bilip tabii yolunu ki, tabii bilmekle ki. Alakalı bir şey. Ya bunu nasıl sürdürebiliyorum? Mu kastettiysen hani nasıl başarıyorsun dediğinde bence bunu çok şanslıyım ki çok sevdiğim yakın arkadaşlarım ve ailem var ve bu sevgiden dolayı bence bunu sürdürebiliyorum. Biraz tuhaf duyuluyor biliyorum ama hani o ve yaptığım şeyi çok sevmek, etrafımda sevdiğimi bildiğim insanların olması, onlarla sohbet edebilmek, fikir alışverişi yapabilmek beni her zaman
ileriye doğru götürmek için bir şey oluyor, sebep oluyor. Herhalde sürdürebilmemin de sebebi bu diye düşünüyorum. Evet, zor bir şey. Özellikle böyle kendine ait bir müziğin olduğu için biraz daha zor bence işi. Ya öyle. Artık zor değil bu arada bence. Zor kısmını bence geçtin çoktan. Yani artık kısmen, keyifli kısmındasın bence. Kısmen zor. Tabii ki ben her zaman keyif aldım. Hakikaten öyle. Yani çok alışılagelmiş parçalar değil belki de yaptığım şey. Yoksa çok komplike bir şey yaptığımı falan düşünmüyorum ama. İnsanların dinlemeye alışkın olduğu şeylerin dışında biraz, bazı hamlelerin oluyor. Evet, aynen. Dolayısıyla hani biraz daha belki oturup gerçekten dinlenmesi gereken parçalar olmasın biraz zorlaştırıyor işi. Yani tamam ama şey, bu senin gibi, sanatın. Tabii ki. Ya bu ben sanatın bundan, bu arada müziğin demiyorum. Bak daha önce de seninle toplantılarımızda da bunu dedim. Hani ben seni bir sanatçı olarak görüyorum. Çünkü müzik biraz daha şey, içerik gibi ilerliyor şu an. Birçok. Aynen onu yani demek bunun istedim. Bunun bazı formülleri var, işte sözü var. Ha şöyle moda oluyor, dur ya biz de böyle yapalım, oradan yürürüz abi tarafı var. Sen benim yolum bu. Yani ben buradan ilerliyorum diyorsun. O yüzden kesinlikle daha değerli ve daha sanatçı olarak görüyorum bu yaptığını. Evet, öyle denebilir. O kadar da ben de kendimle ilgili onu söyleyebilirim bence. Böyle çok mainstream'i hedefleyen, tabii ki bu arada insan istiyor. Daha çok insan dinlesin, daha tabii çok ki paylaşım olsun. Her şeyden önce daha çok konser verebileyim ki o buluşmaları yaşayabilirim, bilelim yani. Ama sen daha çok insan dinlesin diye şarkı yapayım değil, yaptığım şarkıyı daha çok insan dinlesin istiyorsun. Ki bence bu daha yani çok doğal bir istek daha doğrusu. Evet ya, bunu da böyle hani şey bir yerden tabii düşünmüyorum. Herkes benim yaptığımı istediğim gibi dinleyecek gibi tabii ki değil. Sadece hani ben bunu böyle yapıyorum ve bunu böyle yapabilmeliyim aslında. Buna da yer olmalı. Hani sadece çok pop şeyler yapman gerekmemeli veya sadece o zaman zarfında ne trendse onu yapman gerekmemeli bence. O aradaki yani uçlar arası alan bence çok önemli ve onun bence gitgide burada biraz daraldığını düşünüyorum. Umarım hani tekrar açılacaktır. İşte o açma bence bizim elimizde. Evet. O yüzden devam ediyoruz zaten. Tabii. Ya o yüzden senin bence sadece müzisyenlik tarafında değil de diğer taraflarda da işte hani beni etkileyen o hakim oluşum senin sanat olarak benim nitelendirdiğim bu müziğini yine de çok çok iyi bir kitleye ulaştırmanı sağlıyor. Yoksa işi zordu hani sadece müziği yapan biri böyle bir müziği bu ülkede yaşadığımız için diyorum. Ülkeyi kötülememek üstüne bu arada çıkmıştık sahneye hatırlarsan. Tabii ki. Dark tarafa gidersek tabii ki yakınacağımız çok şey var. Yakınmak yerine ilham aldığımız noktaları altını çizelim diyorum. Tabii yani bence o müziği yapıp o müziğin işte şovunu atıyorum kostümünü, görselini, fotoğrafını vesaire 360 yapabilince zaten bu kişi böyle bir şey yapıyor deniyor. Zor kısmını açtığın dediğim de oydu yani. Bunun da nasıl yapılabileceğini artık biliyorsun. Tabii ki ismin artık çok saygıdeğer ve sevilen bir noktada. Çok tatlısın. Ülkedeki teşekkür ederim. Hani dinleyici veya işte takipçi kitlesi açısından bakınca. O yüzden bence şu noktadan sonra bir tık o yaşlanmanın da verdiği, yani yaşlanmak da şu manada görüyorum ben. Yaşlanmak demek ilkokul arkadaşın da bir yere geliyor, oradaki müzisyen arkadaşın da bir yere geliyor gibi bir topluca açtığın telefonlardan işte oradan buradan hani palazlandığım dediğim tabii şey ki de buydu. Tabii ki. Artık keyifli i̇şte şeyine geliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bir süreç. Aynen. O sayede oluyor zaten. Evet, kesinlikle. Hani buradan şey çıkmasın hani böyle onu tanıyoruz. O yüzden hani böyle değil. Bütün bu 15 insanlar yıldır çalışarak. Yani sabah 8 gece 4 çalıştığım için ben açıkçası herkesi öyle tanıyorum. Kesinlikle. Hani hatta bana YouTube'da çok yorum gelir böyle. O işte arkadaşımla geldim oyuncu falan. Ya abi sen de herkesi tanıyorsun falan.
Ya tanıyorum da onunla nasıl tanıştım? İşte reklam evet. çekiyorduk. Reklam çekiminde kuliste tanıştık. Bir evet. şey yapıyorduk. Reklam müziği yapıyorduk. Bilmem Hı-hı. ne falan. Yani hep böyle emek tarafından evet. tanıdığım evet. birçok insan var. Evet. Zaten ne bileyim yani çok ticarette de böyle bence. Hani pek bilmiyorum ticaret. Ama bence muhtemelen mi? Öyledir. Bilmiyorum ki. Şimdi bu çok aslında konuşulan bir şey ama biz de konuşalım istiyorum ben. Sence bağımsız olmak ne Hı. demek? Ben bu konuda çok şey konuşabilirim. Burnu havada konuşabilirim. Demin bahsettiğim o bandrolü olmayan şey, albümle Hı-hı. çıkmış olmak vesaire. Bağımsız müzik camiasında, yani bağımsız müzik camiası şu an gayet gidilebilen bir yol ya. Hı hı. Orada bir yol var yani şu çizgi gibi bir yol var. Hı hı. Hani bir popçu olursan evet bu bir şeydir, sektördür. Hı hı. Öyle bir yola gidebilirsin. Hı hı. Ama bir bağımsız müzisyensen işte müziğini kendi imkanlarına dijital portallara koyup kendi imkanlarında bir şeyler yaparsın. Tutar tutmaz falan filan. Ama benim çıktığım dönemde böyle bir şey yoktu. Bunu tesadüfen öğrendim ki senin için de aynısıymış. Siz de aynı yollardan geçmişsiniz. Zaten ben hep şunu örnek gösteririm. Bizim çıktığımız bu 2010 yılları, hı hı. o dönem çıkan bizler dijital taraftan gelir sağlayamadığımız için bizlerin müzik kariyeri hep böyle oldu. Evet. Ülkede de çok ciddi şeyler oldu. Kesinlikle. Asla paraya çeviremedik. Paraya çeviremediğimiz için işimizi büyütemedik. Evet. Benden 4 yaş küçük, çok da yakın arkadaşlarım, şu anda hepsi çok başarılı müzisyenler Hı-hı. olarak anılan, isimlerini herkesin bildiği dostlarım şeye rastladılar. O çıkarttıkları parçayı, Hı-hı. parçaların hepsi çok iyi tabii ki bu arada. Bunu şu an, onlar gibi binlerce insan da çıktı. Onlar iyi diye tabii Hı-hı. ki oraya geldi ama onlar için bağımsız müzisyenlik diye bir dönem vardı. Hı-hı. Biz bunun zorluklarını çektik Hı-hı. ne yazık ki. Bunların zorluklarını çekmesek, zaten ben belki şu an ne yönetmenlik ne çakal lezzetler yapıyordum. Evet. Mutluyum bunları yaptığım için. Hı hı. Çok mutluyum ama hayat beni buraya doğru böyle evirdi, çevirdi, bayağı yoğurdu. Getirdi, evet. Buraya doğru getirdi. Bu şarkılarım çıktığında Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde benim bir konuşmam var. Hı hı. İnternette de var bu. Karşımda işte Kenan Doğulu, Okan Bayülgen, Bedük falan filan. Çok heyecanlıyım. Genç olduğumdan da heyecanlıyım yani. İşte bu albümü, bu şeyi bence çok doğru birine verdiniz diyorum. Gülme kopuyor. Çünkü benim ne attığım bir imza var, ne bir patronum var, ne de bir şey var. Bence müziğin geleceği burada diyorum. O an bana ödül veren arkadaşlarım, şu an çok yakın arkadaşlarım. Tesadüfen sonradan arkadaş olduk. Allah ne diyor bu çocuk falan demişler. Yani güldü insanlar orada bana. 4 yıl sonra dediğim yere gelindi. Evet. O yüzden bu konuda mütevazilik yapamayacağım. Hı-hı. Yani bunu önceden görmüş olmamın altında yine çakallığım yatıyor aslında. Hı-hı. Çünkü ben şimdi bandrole niye para vereyim ya? Hı-hı. Ben onun yerine buna versem bu işe yaramaz mı? Yarar. Hadi Hı-hı. deneyelim. Klibim güzel olsun falan filan gibi. Hı-hı. Aslında o yolu bir şekilde şansıma mı diyeyim artık. Hı-hı. Görmüşüm, görebilmişim. Evet. Ve bu işe yaradı. Ben bağımsızlık konusundaki yani herkese tabii ki bağımsız olacaksın diyor. Tabii ki. Evet. Salak mısın? Gel evet. yardım edeyim elimden gelen bir şey olursa diyorum Hı-hı. yakınımsa. Yol belli zaten. Şarkı güzelse, Hı-hı. o kişinin enerjisi güzelse yolumuz belli. Evet. Bağımsız olunmalı. Bağımsız olunsun. Bağımsız olunsun. Sen ne düşünüyorsun peki bu konuda? Evet ya benim ben uzun süre bağımsız olup Hı-hı. bir ara bağımlı olmak durumunda kaldım. Hı-hı. Sonra tekrar bağımsızlığıma kavuştum ve kesinlikle bağımsız yani bu hayatta da öyle yani ne annene bağımlı ol ne işine böyle bağımlı ol yani o öyle olunmamalı zaten. Evet. Dolayısıyla da yaptığımız şeyi ne kadar kendimiz yapabilirsek bence o kadar nasıl diyeyim verimli olabilir. Evet. Dolayısıyla ben de bağımsız olunmalı diyorum. Genelde orada özellikle hani müzik tarafında şöyle bir soru işareti olabiliyor. Ama benim param yok. Hı hı. Tabii ki para
önemli bir kısmı, özellikle de çok hayallerin varsa ve onların hepsini gerçekleştirmek istiyorsan. Ama en azından başlamak için her zaman para gerekmiyor. Yani parayı sonradan da kazanabilirsin, o yolda da kazanabilirsin. Önce daha işte sen nasıl kendi çantanı kendin diktiysen, hani o yüzden demiştim, bunu gerçekten istiyorsan yapmak lazım ve o zaman zaten bağımsız yapıyor oluyorsun. Ama kilidinde yine de 360 düşünebilmeyi gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani bunun sadece müziğimi yaptım ve bağımsız olacağım diye ilerlemek değil de tabii işte ki. Atıyorum PR'ıdır, tabii ki. İnsan ilişkileridir. Aynen öyle, yani şey olmuyor çünkü. Ben bir tane şarkı yaptım, hadi ne olacak? Yani böyle tabii ki ilerleyemez. Yani onun dediğin gibi her tarafını aslında düşünebiliyor olmak gerekiyor. Yani sınırlarını aslında her an, her gün genişletmen lazım. O şekilde de ilerliyor oluyorsun aslında. Yani kimi zaman ben de şey düşündüğüm oluyor, ya hiç bir şey yapmadım mı ben bu hayatta, ne oluyor falan gibi hissettiğim oluyor. Eminim çok çok ünlü ve büyük isimler de bunu zaman zaman hissediyordur. Bu çok da doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama işte o bağımsızlık hissi insanı bir yandan da bayağı ittiren bir şey oluyor. Dolayısıyla çok ve hele ki sonunda istediğin o şeyi başardığın zaman, yani kendine göre başarıdan bahsediyorum. İşte o zaman tadından yenmiyor. Diyorsun ki iyi ki ben bunu, bütün bu süreci geçirdim ve bunu hani zorluklarını ve güzelliklerini birleştirerek iyi ki bunu böyle yaptım diyorsun. Ve o zaman daha da iştahla bir sonraki adıma geçmek istiyorsun. O zaman kimle çalışabilirim, nasıl PR'ı yapabilirim, poster de yapmalıyım, işte ne bileyim sahnemde şöyle olsun. Bunlar da başlıyor ve daha gerçekçi olabileceğine dair sinyaller kuvvetlenmiş oluyor. Dolayısıyla hani o bağımsız olmaya sarılıp, buna inanıp tamamen sürekli devam etmek gerekiyor. Evet. Ki bence şu an adını bildiğimiz bütün ünlüler, bütün sahne tozu yutmuş bütün ünlülerin bence kesinlikle böyle, yani o magazin ünlüleri de dahil olmak üzere tamamının, hatta biz onlara göre çok daha saf ve yani naif kalıyoruz böyle, abi işimiz gücümüz güzel olsun şeyimiz, hani daha da biz 360 düşünüyorsak onlar böyle bir 360'ı düşünebilen insanlar. Evet, evet. O yüzden bence hala isimleri var. İşte mesela Tarkan da diyelim ki ne kadar ekibi olsa da bütün o doğru kararları vermese, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ama 5. yıl artık inerdi diye düşünüyorum. Yani bence bu sahne olaylarında başarının sırrı zaten bu buradan geliyor gibi olabilir. Bana da öyle gibi geliyor. Bir yandan da şeyi de düşünüyorum, hani bir hani bağımlı dediğimiz, biz aslında genelde bir plak şirketi oluyor. Bazılarımız için menajerlik olabiliyor. Çünkü çok dikkatli olmak gerekiyor hakikaten. Yani böyle mutlulukla safça bir takım şeylere kapılabiliyorsun, insanlara kanabiliyorsun. Dolayısıyla o noktada da dikkat etmek gerekiyor. Şuna getireceğim, bağımsız olup olabildiğince yine de bir plak şirketiyle tabii ki çalışılabilir. Evet, evet. Yani bu çok kötü bir şey demiyorum. Ben de çalıştım. O yüzden de söylemiyorum bu arada. Hani benimki türlü sebeplerden olmadı ama belki bir gün olur bilmiyorum, ama bağımsız olmak bence yine de her şeye rağmen daha güzel bir şey. Ama hani o noktada da dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz o noktada bence zaten bu bahsettiğimiz takım çalışmasına dönüyor. Yani atıyorum dağıtım tarafında şunlarla işbirliği içerisindeyim. Evet. Doğru kişiler olduğuna inanıyorum. Benim için iyiler veya menajerim şu kişi. Çok iyi anlaşıyoruz. Onlara zaten muhtacız. Evet. Onlar olmadan olmaz yani. Aynen. Tabii ki, ama işte bağımlı, hani bağımlı bağımsız şeyi dediğin gibi bir imzayla hem kreatif tarafına hem işte parasal tarafına çok müdahalede olan. Evet. Bir de benim için orada mesela en üzücü nokta şu oluyor. Yani
her şeyi temelde üreten kişi de ben olduğum için bir böyle bir şirketle vesaire anlaştığın zaman ne yazık ki birçok hak senin elinden alınıyor. Onun karşılığında da tabii ki bir takım şeyler veriliyor ki belki de o anlaşmayı sen de isteyerek yapıyor oluyorsun. Hani kafana silah dayayıp kimse de herhalde anlaştırmıyordur yani birbirini ama orada benim üzüldüğüm tek şey o öyle bir şey oluyor. Yani hani sen bunca çabayı gösteriyorsun, bunca mutluluğu yaşıyorsun, mutsuzluğu yaşıyorsun, üretiyorsun, bu yolu takip ediyorsun ve sonunda onun daha emin ellerde olacağını umut ettiğin için aslında onu böyle bir tepside veriyorsun senin o kendi yaptığın şeyi. Ve o artık senin olmuyor bir daha. Bir de legal anlamda yani. Bence biraz yine de bizim burada bağımsız olunmalı, daha iyi dememizin altında tabii ki sektörün olmayışı yatıyor. Hı hı. Yani aslında normalde sen PR'cı mısın? Ben PR'cı mıyım? Ben işte şey miyim? Ne bileyim başka dağıtıcı mıyım? Değilim. Ama bunların hepsini yapmak zorunda olduğumuz için. Evet. Normalde aslında bir sektör olsa bu ve hop dese gel imzayı at ama karşılığında bana bunu yaptılar bunu yaptı hiç aklıma bile gelmezdi neler varmış dedirtebilseler sen de imza atarsın tabii ki bağımlı da olursun. Evet. Biz de senin ismini 3 hafta içinde böyle vay orada burada şurada göreceksek ama tabii ki sektör olmadığı için bu tarafta karşılığını alamıyor. Onlar kalifiye olamıyor. Evet. Sana yaptığı yatırımın karşılığını alamıyor falan filan gibi bir şey aslında bunu kısaca sektör yok diyebiliriz. Diyebiliriz evet belki de. Bizim müziğimizde en azından. Evet, bizim derken müziklerimiz çok farklı ama yine de aynı kitleye ulaşıyoruz diye. Yani evet hani kendi özellikle çok belki uzayabilecek bir konu ama hani şöyle kendi adımı toparlayabilirim. Kendi yapmak istediğin şekilde yapmak istiyorsan yaptığın şeyi bağımsız olmakta fayda var. Hı. Ama hani başka şeyleri düşünerek, hedefleyerek bir dünya yaratmak istiyorsan onun da belki başka yolları vardır diye düşünüyorum. Ama ben bağımsız olmaktan mutluyum. Evet, bence de. Bağırmadan da sanatçı olunabilir mi? Bu konuda bir hani bağırmadan derken ne kastettiğimi sen anladın istersen sen açıkla. Bence %100 olunur. Olunabilmeli de. Yani bağırmaktan kastımız şey mi? Böyle çok yüksek tonlardan şarkı söylemek mi? Yeri geldiğinde o da olabilir, o da olabilir. Bence. O birazcık bence şey nasıl diyeyim Türkiye'de olan bir algı gibi geliyor bana. O da hani sen işte ne bileyim böyle rengarenk saçların yoksa ya da işte çok büyük büyük şeyler yapmıyorsan sanatçı değilsindir. Gibi yani çok abartıyorum bu arada şu anda söylediğim şeyi ama hani öyle bir algı var gibi geliyor bana ya da bunu şey tarafından diyorsun değil mi yani bu sanatçı diyelim yani çok bağıranın kitle tarafından sanatçılık pointi daha yüksek mi algılanıyor gibi. Evet anladım sanırım öyle demek istediğim şey aynen yani mütevazı olmanın aslında sanatçı markalarımıza zarar verdiği gibi bir O iyimser bir bakışı mesela. Bence. Ama benim daha çok demek istediğim çok net bir şekilde aslında sen mütevaziysen bundan kastım işte yaptığın şeyi yapabiliyorsan sadece o zaman çok sivrilemezsin ya da yaptığın şey çok dikkate alınmayabilir gibi bir algı var. Yani dolayısıyla daha bağırıyorsan işte ya bu biraz delidir ya bu falan gibi bir şey olmak zorunda değil. Öyleysen zaten öylesindir. Yani nasıl diyeyim deliysen zaten delisindir. Yani kendine ben de deliyim falan demezsin. Evet. Ya da hani o zaten öyledir ve onun samimiyeti anlaşılır. Aynı şekilde de ne bileyim ben durgun da olabilirsin yani ve sanatçı olabilirsin veya ne bileyim ben kot pantolon ve tişört
ile takılabilirsin bence. Ya da bu mümkün olmalı. Bu da eş şekilde algılanabilmeli. Ya da daha şarkı söylerken mesela illa böyle bağırdığı noktada alkışlar kopar ve ne kadar iyi söyledi be falan. Hani bu tek algı olmamalı. O da var ama öbür farklı türlüsü de var. Yani evet. O şeyi, perspektifi biraz genişleterek bakmalı. Ben mesela nakaratlarımda bağırırım hep. Yani nakarat işte ya, bağırmam orada lazım. Orada bağırmak lazım. Falan gibi. Ben de tabii biraz ki öyleydi. Sen demek ki öyle yaşıyorsun. Gerçi evet, mesela vokal tarzım da biraz öyle. Hı-hı. Gerçekten yani. Evet, öyle de bir şey var ama. Evet. Ya ben biraz o bağırma şeyini yeni yeni kendimi törpülüyorum. Hı-hı. Yani ben de öyle düşünüyordum biraz. Ya bu bağırma arada dedim yani, hani çıldırma, dikkat çekme falan, her şey yani. Hani. Ama ben bunu bir tek sahne üstünde yapıyordum. Yani şeyde değil. Sahneden indiğimdeki Emir gayet şey, easy going biri. Evet, yani hani zaten çok farklı dünyalar olduğunu düşünüyorum. Yani ve hani sahnedeki senle aşağıdaki sen de aslında bir ama bir o kadar da değil gibi bir tarafı var. Yani çok acayip bir meslek o anlamda ama hani bağırmaya geri dönecek olursak bence bağırmak kesinlikle şart olan bir şey değil. Değil. Birazcık tabii ki hani dörtte bir İsveçli olmanın da bence bu dinginlikle bir alakası olabilir. Evet ve bunu da mesela ben de dörtte bir Urfalıyım mesela. Evet, Urfa'da bağırırlar mı yoksa yani dingin mi? Bizim bildiğimiz Urfalı sanatçılar biraz bağırıyor. Şu Urfa mıydı? Karadeniz değil mi? Urfa neydi, bir dakika? Hayır. Aynen. Teşekkür ederim. Bunu istiyordum. Bu kadar İsveçli değilsin burada, bizi yeme şimdi. Bizden daha yok, bizden daha şey biri olduğunu savunalım ama oldukça cıvıttı mı cıvıtan biri. Böyle göründüğüne bakmayın. Evet, kesinlikle. Cıvıtmak güzel. Bir sorum var. Evet. Şu an uydurdum. Evet. İki sorum var. Kısa cevap istiyorum. Müzik yapmak hangi yemeğe benzer? Benim cevabım var bu arada, düşündüm. Ya ama çok adice. İlk ben cevap veririm. Hazır değil. Müzik yapmak hangi yemeğe benzer? Yani yemek yemeyi çok sevdiğim için bence müzik yapmak birçok yemeğe benziyor ya. Yani yeri geldiğinde omlet de olabilir bence. Yeri geldiğinde bağırmadan olan olabilir. Aynen. Omlet. Yeri geldiğinde ne bileyim sebzeli bir yemek de olabilir. Pizza da olabilir. Sushi de olabilir. Kuru fasulye pilav da olabilir. Bilmiyorum. Her yemek olabilir. Güzel. Evet. Ben İskender diyorum. Öyle mi? Evet. Yani Bunu çok düşündüm. Peki çok düşündüysen sebebi de var o zaman. Var. Nedir? İşte açıklayacağım, o yüzden sordum sana. Buyurun. Şimdi İskender farklı birçok şeyden oluşuyor. Ama İskender denen şey İskender lezzetindedir. İskender'in İskender lezzeti vardır. İskender'de döner lezzeti, yoğurt lezzeti, sos lezzeti, tereyağı lezzeti ve hatta pide lezzeti yoktur. Bir şarkı yapmak birçok şeyden oluşur. Onların her birinin kendi içinde iyi olması gerekir. Ama aynı zamanda da oluşturduğu bütünün bir lezzeti olması gerekir diyorum. Nasıl? İkinci alkışımı aldın. Bravo. Evet. Bir başka sorum daha var. Evet. Bunları şu an uydurdum. Ne işte, sohbet ediyoruz. Bunu da kendimde, Yüksel'in de benim kendi bu tarafımı keşfetmemde bayağı bir katkısı oldu. Hani ben müziğe gerçekten özellikle canlı performans yapmayı falan çok seviyorum ve o konuda da böyle güzel bir enerjim olduğunu düşünüyorum sahnede. Bence de. Ama işte sonra Çakal Lezzetler'deki bu yaptığım şeyler, gidip orada komik bir şekilde yemekler tarif etmem ama bir yandan yemeklerin işte çakalcı olması falan filan gibi de bir dünya var. Ama bunu da aşırı seviyorum, diğerini de aşırı seviyorum falan. Ve hani bir müddettir müziği biraz boşladım. Zaten şu an Nadas'a bıraktım senin dediğin gibi. Yani son bir yılda zaten pandeminin de etkisiyle dedim ki ben bunu kafamda dönüp duruyor ama bir şey yapamıyorum ve üzülüyorum. Bir şöyle bir üstüne bir şey çekip sonra yeniden geleyim dedim.
ki var aklımda yani, bir şeyler canlanmaya, geliyor, tomurcuklanmaya başladı. Evet. Ama orada ben hani asıl neyim yani? Ben bu sahnedeki şeyim ne? Çakal Lezzetleri de kamera önü olduğu için sahneden sayıyorum. Hı hı. Ne istiyorum ben diye düşündüm. Hı hı. Ve düşündüğümde aslında ulan bu herifin kafası çok iyi lan. Asıl şey bu. Aslında insanlara dedirtmek istediğim bütün üretimlerimdeki şey buymuş. Hı. Çok iyi ya. Hani şey evet, iyi. Böyle o yaptığı şeylerin içindeki parıltı iyi. Hı hı. Aslında ben buna mesela asıl hedefim bu. Hı hı. Buymuş. Bunu gördüm son 2 yıldır. Bunu fark ettin yani. Bunu aslında fark ettim evet. Hı hı. Çünkü onun dışında derdim ki ben şarkı söylemek istiyorum. Hı hı. Ben müzisyen olmak istiyorum falan, hı hı, gibi. Hı hı. Daha böyle ama çok daha basit bir cümleymiş aslında. Evet. Senin bu cümleni söyleyebilir misin acaba? Var mıdır? Belki şu an tak diye söyleyemezsin ama. Benim böyle bir cümlem bilmem. Yok galiba. Yok. Ya bu şey de olabilir. Ne iyi müzisyen be? Yani bana denilmesini istediğim şey iyi mi diyorsun? Evet. Yani dışarıdan nasıl görünmek aynen, istediğim dışarıdan, şey. Evet, aynen. Yani ne kadar kendi gibi herhalde olabilir. Yani işte şuna çok benziyor ya da şunun gibi falan değil de yani böyle bir şey yapıyor bu, anladım, insan. Hani bana has bir şey olması. Ne isterim insanlardaki bıraktığım etkinin. Bence şu an verdiğin cevabın yani ben öyle dendiğini düşünüyorum en azından çok kişi tarafından. Demek ki gerçekten yolunu bulmuş bir sanatçısın diyebiliriz. Yani yolunu bulmuş. Olabilir. Ve yolunu bulmak para kazanmak anlamına da yolunu bulmuş insan dedin ha, iyisin ha. O da olabilir. Tabii yani ne şeyde kullandığımıza göre değişir. Yolumu. Yani yol çok uzun bir yol bence. Evet. Hani o tek bir yol da değil. Yani totalinde İskender gibi belki hani tek bir yol var ama o yolda çok engebe de var. Başka yollara da sapabiliyorsun falan. Ama temelinde bence istikrarlı olduğun sürece, o yapmak isteğin devam ettiği sürece aslında tek bir yolu izliyorsun gibi oluyor bence. Bizlerin bugün, de yaptığı şey o gibi. Evet, tam işte onu diyecektim. Yani bugün sohbet ediyoruz, hı-hı, doğaçlama bir şekilde. Aktığı yere doğru gittik, hı-hı, ve sanırım birçok noktada hep şeye geldi konu yani. Üretimin hani hep inişli çıkışlı, hep evet, devam etmesi gerektiği, evet, 360 şey yapılması gerektiği gibi bir şey. Biz çünkü seninle çok buluşuyoruz, konuşuyoruz, hı-hı, ama hiç bu kadar uzun uzun yaptığımız bu şekilde konuşmamıştık. Gayet faydalı evet, oldu yani kesinlikle, bence bizim için. Bence de öyle. Daha da yakından tanıdım yani evet, ben şu an. İşte bu sohbetler önemli Emir'cim. Evet doğru. Bunu daha çok yapmalıyız. Daha çok kişiyle. Kesinlikle. Ve daha çok. Evet. Bir de ben şeyi fark ettim. Çakal Lezzetler'de konuklarım olduğunda, hı-hı, orada benim kanalım olduğu için, hı-hı, bir de yemek tarifi olduğu için, hı-hı, konuklarımın böyle hep dinlemeyi böyle iyi dinlemiyormuşum. Hı-hı. Editlerde onu görünce mesela bugün kendine dinleme şeyinde tuttum. Tabii kendi programı olmadığı için yani bir arkadan kovalayan yok ama hani dinlemeliyiz birbirimizi dedin, hı-hı, ya. Hı-hı. Bugün gerçekten kendimi de iyi bir dinleyici olarak gördüm. Evet, bence de öylesin. Ben şey soracağım sana. Bunu kendi özel hayatımıza da hiç sormadım galiba. İsmini söyleyemediğim programın Çakal Lezzetler. Çakal Lezzetler. Buna nasıl başladın? Yani çünkü sen aslında müzikle başladın diye biliyorum. Değil mi? Evet. Evet. Hani oradan ben bir de böyle bir şey yapacağıma nasıl karar verdin? Ve niye yemek? Ya işte o şovumu yapıyor olmayı seviyormuşum. Hı hı. Onu tabii Çakal Lezzetler'in ortalarında öğrendim de. Hı hı. Başta bu Snapchat'te, hı hı, geyiğine yaptığım bir, hı hı, şeydi. Yani mantık aynı. Hı hı. Ama Snapchat o zaman böyle hemen yok olup gittiği için çok, hı, daha laçkaydı. Yani, hı, çok berbat espriler falan vardı. Baktım insanlardan güzel tepkiler geliyor. Çünkü içinde yemek de var. Ben yemek konusunda ilgili biri olduğum için. İşte ben daha çok onu merak ediyorum. Yani çünkü yemekle ilgili bir şey yapmak. İşte çok sevdiğim bir şey. Acayip sevdiğim bir şey.
O yüzden ama hani şey değil böyle düşünüp yemek içeriği bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Aktı gitti. Öyle o gerçekten aktı gitti. Hı hı. Çakal Lezzetleri'nde ilk denemesini çektiğimde hı hı. o da aktı gitti. Hı hı. Kurgusuna oturdum aktı gitti. Bir de işte bu müzisyen olup kurgu yapmak hı hı işte hı. çok güzel bir böyle şey deneyimi de vardı öncesinden. Müzikle görüntünün uyumu şeklinde. Hı hı. Müzikle görüntü uyumuna ben çok kasıyorum. Hı hı. Onunla ilgili de böyle çok güzel geri dönüşler aldım. Yani hı hı. o yaptığım o minnacık esprilerin hı hı. işte şarkının trompetinin bıçağa denk gelmesi hı hı. vesaire vesaire gibi. Hı hı. İlk bölümlerde daha çok kasıyordum bu arada. Hı hı. Biraz şey olduk orada. Hızın da önemli olduğunu görünce. Sonra bir anda kendimi bu dünyanın içinde buldum. Yani ne kendime bir şey derim YouTuber, hı hı. içerik üreticisi de demem. Yani bir dünya yarattım. Hı hı. Onu da çok keyifle gittiği için iyice içine girdim. Aldı evet. beni içine. Yani kitlesi çok iyi. Hı hı. Yaptığım şeyler çok fazla insana ulaşıyor. Hı hı. Bu ne bileyim çok minik bir öneri de olabilir. Hı hı. Bir minnacık bir espri de olabilir. Öyle olunca da o büyü beni aldı ve başka şeyler muhakkak yapacağım. Hep de şunu söylerim ben hani Türkiye'de işte Jamie Oliver falan gibi biri densin istemiyorum hı hı. kendim için. Hı hı. Yemekten başka yapacağım da çok fazla şey var. Hı hı. Şu an içeriklerimi, yaptığım işleri bir tık daha hatta yemek bağlantılı da olsa hı hı. farklı yerlere götürmeye çalışıyorum. Şu an öyle bir dönemdeyim. Hı. Bu böyle bir şey ama büyü yani yine aldı evet. beni. Soktu. Ha. Doğal oldu. Bir de kazanç tarafı var açık konuşmak evet. gerekirse. Ben burada kazanç sağlayabildiğim için de hı-hı. bu beni biraz büyüsünün içine almıştı evet. tabii ki. Yani severek o da, yaptığım bir şeyden para kazanmak tabii ki güzel. Tabii ki. O zaman biz... Kaçalım. Biz kaçalım. Bir toplantı falan buradan, yaparız. Aynen. buradan sonra konuşacağımız çok şey var. Teşekkür ederim Emir. Ben de teşekkür benimle ederim. Benimle konuştuğun Dilara'cığım. İçin. İlk defa da seninle bir sahne paylaştık. Değil mi? Evet. Herhalde öyle oldu. Yani klibimde oynadın gerçi evet, ama doğru. O aynı şey sayılmaz. Herhalde bundan sonra da böyle minik minik şeylerde bol bol evet. bir ikili olarak görünürüz bence ister istemez. De. Kesinlikle. Eniştem olarak, müzisyen arkadaşım olarak, yemek danışmanım olarak ve hayattaki dostum olarak tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben açıklıkla, teşekkür ederim. Samimiyetle sohbet ettiğimiz için. Benim de çok hoşuma gitti. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.